Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan BRICS zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, TUSAŞ saldırısı, terörle mücadele, İsrail saldırıları konularında önemli açıklamalar yaptı. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen de uçaktaydı. Ahmet Ergen, ayrıntılarıyla konuşacağız ama önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında hangi manşetler vardı onu sorayım. Burak, öncelikle TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta soru cevap bölümünde yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem saldırının, teröristlerin Türkiye'ye girdiği adrese yönelik ifadeler kullandı, hem de terörle mücadelede kararlılık vurgusunu tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin Türkiye'ye girdiği adresi Suriye'den bir sızma hareketi olarak olay gelişti sözleriyle açıkladı ve söylediğimiz gibi sonrasındaki operasyonlara dikkat çekerek çok ağır bedeller ödetildi dedi. Bundan sonraki süreçte de terörle mücadelenin tavizsiz kararlılıkla süreceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye mesajını tekrarladı. Bir diğer önemli mesaj savunma sanayi açısından öne çıkan bir konuya yönelik oldu. Bilindiği gibi Ankara uzun süredir Eurofighter savaş uçağı almak istiyor ancak bu talep Almanya tarafından olumlu karşılık bulmuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Almanya şansölyesiyle yaptığı görüşme sonrasında Eurofighter konusunda olumlu bir izlenim edindiğini ifade etti. Hem İngiltere hem Almanya tarafında bu işe sıcak baktıklarını gördük dedi. Kamuoyunun uzun süredir konuştuğu konulardan biri Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme ne zaman olacak? Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldu. Öne çıkan başlıkları, manşetleri bu şekilde özetleyebiliriz Burak. Evet, bir kısmını Ahmet Ergen aktardın ama terörle mücadele tabii ki şu anda özellikle TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından Türkiye'nin gündemindeki birinci mesele. Neler söyledi Cumhurbaşkanı hem saldırı hem ardından yapılan operasyonlarla ilgili? Burak, şimdi bu bölüm oldukça kapsamlı. Bu konuya ilişkin birçok soru yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunlardan öne çıkanları tek tek paylaşalım. Birincisi, neden TUSAŞ seçildi ve zamanlaması Türkiye'nin BRICS üyelik başvurusu sonrasında bu saldırının dış bağlantılı olma ihtimali var mı? Özellikle saldırının arkasında İsrail'in olduğuna yönelik iddialara dair bir bulgu var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soru yöneltildi. Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır dedi. Kahramanlarımız canları pahasına TUSAŞ'ımızı, yani Türkiye'nin aydınlık geleceğini savunmuşlardır dedi ve maalesef hain saldırıda şehitler verdik. 5 şehidimiz, bunun yanında çok sayıda yaralımız var dedi ve başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum dedi. Bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda durmak yok mesajını verdi. Hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz dedi. Bütün güvenlik güçlerinin terör saldırısının hemen ardından teröristlere müdahale ettiğini ifade etti ve çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Kadın teröristin kendi kendini öldürdüğünü söyledi. Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz dedi. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok ağır bedeller ödetildi ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörle mücadele bundan sonra nasıl devam edecek? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri buydu. Kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu mücadele kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı aynen sürdüreceğiz. Bundan taviz söz konusu değil dedi. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Bu stratejiyi çok boyutlu ve daha kapsamlı bir şekilde
devam ettireceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Şunun bilinmesini isterim. Teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye'dir. Bundan taviz vermeyeceğiz dedi ve tam bağımsız bir ve bütün müreffeh bir Türkiye'nin hedefleri olduğunu ifade etti. Şu andaki hükümetimiz kesinlikle laf ola biri gele şeklinde bir anlayışla hareket etmiyor. Biz terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kaynağı Suriye mi? Suriye. O zaman oradaki kaynak neyse biz orada gereğini dün akşam yaptığımız gibi yaparız dedi. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde kararlılıkla devam edileceğini terörle mücadeleye ifade etti. YPG konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesine yönelik tartışmalar hatırlatılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'nın Suriye'de tamamen tasfiye olma ihtimali üstüne değerlendirmesi soruldu. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD-YPG özellikle terk edilmeye, yalnız bırakılmaya mahkumdur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika bu terör örgütünü bir süre kucağında taşır ama o süre dolunca da bunları kendi başına bırakmak zorunda dedi. Suriye'deki istikrarsızlıktan faydalanan terör örgütünün bazı batılı ülkelerin himayelerine girmek için gösterdikleri gayret boşunadır. Bu ila nihayet devam etmez dedi. Amerika'nın bölgeden çekileceği yönündeki tartışmaların uzun süredir devam ettiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çekilmenin taktiksel olacağı, stratejik bir çekilme olmayacağı da tartışmaların uzamasıyla ortaya çıktı dedi. Amerika'nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek. Amerika bölgede İsrail'e her türlü araç, gereç, mühimmat gibi tüm destekleri veriyor mu? Veriyor. Para veriyor mu? Veriyor dedi. Bizim gözümüzde, kulağımızda, topraklarımızın yanı başında yaşanan bütün gelişmelere açıktır. Bunlardan taviz vermeyiz. Toprağımızın, topraklarımızın korumacısı, hamisi olacağız. Suriye'den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız. Onun için de bütün güvenliğimizi ona göre almak durumundayız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadelenin milli çıkarlarımız, sınırlarımızın güvenliği için sürdüğünü, böyle de devam edeceğini ifade etti. Ahmet Ergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına geniş bir yer ayırdığını görüyoruz sorulara verdiği yanıtlarda. Dış politikada yine bu meselelerle de bağlantılı açıklamaları oldu sanırım. Özellikle Şam yönetimiyle normalleşme süreci devam ediyordu. Bu konuda ne söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bir de Almanya meselesi var. Almanya ile Eurofighter'lar konusunda yapılan görüşmeler vardı. Ne aşamada uçaklar, ne zaman gelecek, buna dair bir bilgi var mı? Şimdi Suriye ile normalleşme ve Esad'la görüşme özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesi kapsamında Kazan'da Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeye dayanarak soruldu ve bu görüşme, yani Putin'le görüşme sonrasında bu konularda bir yeni gelişme olabilir mi, yeni bir durum beklenebilir mi diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin en başından bu yana hep Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve Suriye'de kalıcı, adil, kapsayıcı bir barış ve huzurun tesisinden yana olduğumuzu vurguluyoruz dedi. Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele anlayışımızda sınırlarımızı korumanın yanında bu tutumumuzun da payı var dedi ve bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda. Her geçen günde maalesef bu çember daralıyor dedi. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atmasını bekliyoruz. Temel beklentimiz bu yönde dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz dedi. Rusya'nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Putin'le tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk dedi. Sayın Putin'e Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu dedi. Ve Putin Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu diye sorup onu da zamana bırakıyoruz diye konuştu. Bu konudaki yanıtları bu şekildeydi. Eurofighter konusu özellikle Almanya şansölyesiyle geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşme sonrasında
durum ne diye soruldu. Eurofighter'a izin verilecek mi? Bu konuda garantiler aldınız mı diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Almanya Şansölyesi ile yaptığı görüşmede Eurofighter konusunda olumlu adımlar atılabileceğini, gerek İngiltere gerekse Almanya'nın bu işe sıcak baktığını gördük dedi, bu mesajı verdi. Şu an itibariyle de ilgili bakan arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmelerini sürdürecek dedi. Olay sadece Eurofighter'la sınırlı değil. Bunun dışında deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri ile ilgili birçok alanda parça makine alımları da buna dahil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ikili görüşmede olumlu yaklaşımları kendisinden aldık dedi. Savunma sanayi konusunda ihtiyaçlarımızı attığımız adımlar sayesinde büyük oranda kendimiz karşılıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak bazı kalemlerde zamana ihtiyacımız bulunuyor. Bu kalemleri de öncelikle müttefiklerimizden karşılama yoluna gidiyoruz. Bu süreç ne zaman tamamlanır? Uçakların temini aşamasına ne zaman geliriz? Onu zaman gösterecek dedi ve umarım çok uzun sürmez dedi Eurofighter konusundaki soruyu yanıtlarken. Cumhurbaşkanı BRICS genişletilmiş toplantısı için Kazan'daydı. Her uluslararası platformda Türkiye özellikle İsrail'in saldırılarını Gazze'de, Lübnan'daki saldırılarını gündeme taşıyor. Burada da öyle oldu. Neler söyledi Cumhurbaşkanı bu konuda? Şimdi bu konuda da farklı konularda farklı sorularla değerlendirmeleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi bir kere öncelikle İtalya ve İspanya gibi bazı ülkelerin Filistin meselesinde İsrail saldırılarına karşı alınan tutumda ayrışan bir yaklaşımı var. Bunlar hatırlatıldı ve bu çerçevede BRICS zirvesinde yaptığı ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer ülkelerden nasıl bir izlenim edindiği, yaklaşımlarının ne olduğuna dair izlenimleri soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve İspanya'yı kastederek bu zikrettiğiniz ülkeler bu konuda gerçekten kararlı dedi. Onlar Filistin'e destekten taviz vermiyor dedi. Biz de bundan sonraki süreçte de gerek İspanya, gerek İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerle bu dayanışmamızı sürdürme kararlılığındayız dedi. Birlikte adım atarsak güç kazanırız dedi. Batı maalesef kendini İsrail'e karşı borçlu hissediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesela Almanya Nazi döneminde yaşananlar nedeniyle kendilerini İsrail'e karşı sorumlu görüyor. Bazı batılı ülkelerin de tutumu aynı şekilde. O dönemde Avrupa Yahudilerine karşı Nazi yönetiminin yaptıklarına sessiz kaldıkları için bir borç ödeme yöntemi olarak İsrail'in soykırımına sessiz ve tepkisiz kalıyorlar dedi. Fakat şimdi de Filistin'e karşı borçlanıyorlar. Bu dönemin Nazileri haline gelen İsrail'e kol kanat gererek torunlarına utanç verici bir geçmiş bırakıyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. BRICS üyelerinin de Filistin'in haklı davasına ve İsrail'in hedefindeki Lübnan'a daha fazla destek vermelerini, İsrail saldırganlığına yüksek sesle dur demelerini bekliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer konu Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışını durdurulmasına yönelik Türkiye'nin girişimi. Bu çerçevede özellikle benzer bir ittifak politikası uygulamak üzere bu yönde düşünen ülkeleri bir araya getirmek için İstanbul'da bir zirve olur mu, bir toplantı olur mu diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i durdurmak, onların bebekleri, çocukları, anne ve babaları öldürmesinin önüne geçmek için silaha erişimin önünü kesmemiz şart dedi. Şu an itibariyle Amerika ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke maalesef İsrail'e verdikleri silahlarla İsrail'in katliamını sürdürmesine destek oluyor dedi. Biz de Birleşmiş Milletler çatısı altında bu soruna bir çözüm olması, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu konulması için girişim başlattık dedi. Bu çağrımıza destek verenlerin sayısı da her geçen gün artıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelinen aşamada Türkiye'nin başını çekeceği ülkelerin insan hakları ve uluslararası hukuk konularında daha güçlü bir ses çıkartması gerekiyor dedi. Diplomatik zeminin güçlendirilmesi, alternatif bakış açıları geliştirilmesi ve uluslararası baskının artırılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. İnsanlığa kasteden bu terör devleti durdurulmalıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bölümde.
Ahmet Ergen, BRICS zirvesi için oradaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Türk dış politikasında BRICS'e yönelik ilginin son dönemde giderek arttığını da görüyoruz. Önemli bir toplantıydı, önemli bir zirveydi. Türkiye açısından nasıl çıktıları oldu, Türkiye'nin BRICS ile olan ilişkilerine dair neler söyledi Cumhurbaşkanı? Şimdi bu soruyu doğrudan tıpkı senin sorun gibi yönelttik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Burak. Türkiye Kazan zirvesinden hangi sonuçlarla ayrılıyor? BRICS konusunda Türkiye'nin durduğu yerin nasıl değerlendirildiğini sorduk. BRICS yükselen ekonomilerin özellikle bir arada olduğu büyük bir platform dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu gerçeği görmek durumundayız dedi. Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. BRICS de diğer platformlar da uluslararası oluşumlar da bizi ekonomik açıdan güçlendiren unsurlardır. Bunları görmezden gelemeyiz dedi. Türkiye'nin BRICS ile işbirliğini ilerletmesi, ekonomik ortaklıklarımızın sayısını artırmayı, karşılıklı saygı çerçevesinde bu dayanışmayı sürdürmemiz kazan kazan esasına göre hem BRICS ülkelerinin hem de ülkemizin çıkarınadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nitekim başta dönem başkanı Sayın Putin olmak üzere yaptığımız ikili görüşmeler bunları çok net, açık olarak ortaya koyuyor. Bu anlayıştan birilerinin bize yapmış olduğu telkinlerle vazgeçemeyiz dedi. Kendi kararımızı kendimiz vermek suretiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. BRICS konusundaki, BRICS üyeliği konusundaki kararlılığı bir anlamda bu sözlerle ortaya koydu. Bir diğer soru, BRICS zirvesinin gündeminde yer alan alternatif finans sistemi başlığıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman zaman bu konuda kendisinin de önerileri, açıklamaları olduğu hatırlatıldı ve mevcut finans sistemine alternatif bir finans sistemi hayata geçirilebilir mi diye soruldu. Cumhurbaşkanı, burada amacımız mevcutları birbiriyle yarıştırmak değil, bizim yerli ve milli paralarımızla yolumuza devam etmemiz lazım dedi. Yerli ve milli paralarla hangi ülke ile bu adımı atabiliyorsak atarız. Burada amacımız kazan kazan esasına dayalı olarak finansal sektörü ayağa kaldırmaktır dedi. Bu konuda Amerika olsun, Batı ülkeleri olsun, herkes adımını buna göre atacak olursa biz de kazanırız, onlar da kazanır, Amerika da kazanır dedi. Yıllardır milli paralarla ticaret politikasını savunuyoruz. Bu ikili ticaretin döviz baskısından kurtulmasını sağlar. Ülkelerin ticari faaliyetlerine başka ülkelerin müdahil olmasının önüne geçer dedi. Ve milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunun dışında özellikle Putin'le yaptığı görüşmeye dair sorularda öne çıkan bir başka başlık şuydu. Putin Ukrayna ile olan savaşı bitirmeye dönük yeni bir irade ortaya koydu mu? Bu konuda bir gözleminiz oldu mu diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da Türk evinde Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile yaptığım görüşmede olduğu gibi Sayın Putin'in de daimi ateşkesin sağlanması noktasında bir arayışının olduğunu gördük dedi. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun canlandırılması, mayınların temizlenmesi, Sayın Putin ve heyetiyle yaptığımız görüşmede bunların yanı sıra esir takasıyla alakalı beklentilerin de olduğunu gördük dedi. Şu anda bu esir takaslarına yönelik adımları da yakın takibe almış bulunuyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da oldukça önemli bir yeni esir takası için çalışmanın sürdüğüne dair bir mesaj vermiş oldu. Yine Putin'le görüşmesinde S-400'ün yeni fazı ve özellikle Türkiye'nin kurmaya çalıştığı çelik kubbe hava savunma sistemleriyle ilgili ortak hareket edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi diye soruldu. S-400'ün diğer fazıyla alakalı acaba birileri ne der diye bizim bir düşüncemiz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda kararlı, net bir ifadeyle acaba birileri ne der diye bir düşüncemiz yok dedi. Onun kararını Türkiye Cumhuriyeti olarak biz veririz. Bu konuda da hükümetimiz oturur, değerlendirmelerini yapar, kararını verir dedi. Çelik kubbe adını biz koyduk. Çelik kubbe adını biz koyduğumuza göre bunun takvimini de biz belirleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adımını da vakti saati geldiğinde savunma sanayi ile atarız dedi. Bu konuda Türkiye'nin muhalefet partisi veya muhalifleri acaba ne diyor? Bütçe meselesinde
muhalefet çılgına döndü dedi. Niye şuradan para alıyorsunuz, niye buradan para alıyorsunuz dediler ifadelerini kullandı. Biz kaynaklarımızı kendimiz temin ederiz ve bu kaynakları temin ettiğimiz zaman da adımımızı atarız. Vakti saati geldiğinde kaynaklarını üretir, çelik kubbesini de yapar Türkiye dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son not, Çin'le ilişkiler, Türkiye-Çin ilişkileri nereye doğru evrilecek Çin'le ilişkilerimiz diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişten bugüne uzanan Çin'le bağlarımız bulunuyor dedi. Birbirlerini etkileyerek gelişmiş iki büyük uygarlığın mirasçılarıyız. İlişkilerimizi bu bağlar üzerine inşa ediyor. Köklü yeni bağlar oluşturmak için çalışıyoruz dedi ve Çin Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini, yakın zamanda buna yönelik bir adım beklediklerini ifade etti. Bu ziyaretin ardından da biz kendilerini ziyaret edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen aktardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara dair ayrıntıları.